İyi akşamlar değerli izleyiciler. TVNET ekranlarında yeni bir komplo teorisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu akşam yepyeni bir savaş konsepti olan insansız hava araçlarını konuşacağız. Dünya artık yepyeni bir döneme, yepyeni bir çağa girdi. Eskisi gibi konvansiyonel silahlar pek kullanılmıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri aradığı hedefleri bulmak için insansız hava araçlarından ciddi bir şekilde faydalanıyor. Ve bu sayede de neredeyse aradığı herkesi rahatlıkla bulabiliyor. Yine bu teknoloji sayesinde dağın arkasına saklanan ya da bulunmaz yerlere giren teröristleri de çok rahatlıkla saptayabiliyor. Benzer teknolojiyi Türkiye'de özellikle PKK konusunda ciddi bir şekilde kullandı ve faydalarını gördü. Özellikle Heronlar, Predatörler Türkiye'nin, Amerika'nın ve Avrupa'nın terörle mücadelede çok işine yarıyor. Peki ama bu insansız hava araçları nedir? Aslında 1900'lü yılların başında Amerika Birleşik Devletleri bu teknolojiyi keşif amaçlı olarak kullanmıştı. Daha sonra nakliye hizmetlerinde ya da aradığı bazı şeyleri tespit etmek için faydalanmış, kullanmıştı. Daha sonra gördüler ki bu teknoloji daha da geliştirilirse özellikle dağlık bölgelerde ya da bozkır alanlarda aranılan kişi rahatlıkla bulunabiliyor. Bu yüzden de Amerika konvansiyonel silahlarını daha da azalttı ve bu teknolojiye yöneldi. İnsansız hava araçlarının bir artısı da bütçelerin ciddi bir şekilde düşüş göstermesi. Çünkü eski yöntemle savaş yaptığınız zaman ciddi bir şekilde asker barındırıyorsunuz, tank, silah ve bunun gibi yan mühimmatlarla beraber birçok ek bütçe orduların sırtına biniyor. Ancak insansız hava araçlarıyla beraber bu bütçeler ciddi düşüşler gösteriyor. 2012 yılı verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri askeri alanda tam 700 milyar dolarlık bir harcama yapacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Çin geliyor. Onun askeri harcaması yaklaşık 65 milyar dolar civarında. Daha sonra İsrail, İngiltere ve Almanya bu sırayı takip ediyorlar. Tabii Rusya'yı da unutmuyoruz. Ancak bütün bu askeri bütçeler devletlerin sırtında ciddi bir yük oluyor. İşte insansız hava araçları özellikle Amerika'nın son 10 yılda sanayi harcamalarını ciddi bir şekilde düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'den sonra 2003 yılında Afganistan ve Irak operasyonlarında insansız hava araçlarından ciddi bir şekilde faydalandı. Usama Bin Laden'i bile bu teknoloji sayesinde buldu ve öldürdü. Türkiye'de PKK ile mücadelede Heronlara, Predatörlere ciddi yatırımlar yaptı ve terörle mücadelede önemli ivmeler kazandı. İşte bu gece komplo teorisinde insansız hava araçlarının perde arkasını, nasıl bir teknolojiye sahip olduğunu ve kimlerin bu teknolojiyi nasıl kullandığını konuşacağız. Komplo teorisi başlıyor. İnsansız hava aracı İHA genel olarak bilinen adıyla drone, uzaktan kumanda edilen bir tür uçaktır. İHA'lar iki sınıfa ayrılır. İlki uzaktan kumanda edilerek uçan, diğeri ise kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklardır. Keşif amaçlı üretilen İHA'lar günümüzde birçok saldırı görevinde de kullanılmaktadır. Militanlara karşı birçok başarılı saldırı gerçekleştiren bu hava araçları çoğu zaman sivil hedefleri de vurarak insan ölümlerine neden olmaktadır. Günümüzde çok farklı şekil, ebat, konfigürasyon ve karakterde araçlar üretilmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında basitçe İHA'lar birer drone'dur. Ancak bağımsız kumanda sistemleri çok geliştirilmiştir. Öncelikle İHA'lar tekrar kullanılabilir. Mürettebatsız olarak kontrol edilerek durmadan belli bir irtifada uçabilir.
Ayrıca bu araçlar jet motoru veya iki zamanlı motor yardımıyla uçar. Bunun yanında seyir füzeleri her ne kadar insansız ve uzaktan kumandayla yönetiliyor olsalar bile İHA olarak sınıflandırılmazlar. İlk İHA'lar Vietnam Savaşı sırasında gövdelerine yerleştirilen kameralarla film ve resim çeken uçaklardı. Bu uçaklar ya düz bir hat üzerinde veya dairesel hareketlerle uçar, görüntüyü toplar, yakıtı bitene kadar havada kalır, sonra yere inerlerdi. İnişten sonra resimler analistler tarafından çıkartılıp incelenirdi. Yeni nesil radyo frekanslarının kullanılmaya başlanmasıyla İHA'lar çok daha fazla uzaktan kumandayla kullanılmaya başlandı ve uzaktan kumandalı araç terimi kullanılmaya başlandı. Günümüzde birçok İHA hem uzaktan kumanda hem de bilgisayarlı otomasyon yardımıyla uçmaktadır. Daha gelişmiş sürümleri hız ve uçuş yolunu sabitleyen yerleşik kontrol veya rehberlik sistemlerinin yardımıyla düşük seviyeli insan pilot görevlerinde uçabilir. Peki, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere insansız hava araçlarında nasıl bir teknoloji kullanılıyor? İnsansız hava araçlarına orijinal adıyla drone deniyor. Ve bu teknoloji sayesinde de en küçük nesneler bile çok rahatlıkla tespit edilebiliyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İsrail, İngiltere, Rusya ve Türkiye'de bu konuya ciddi yatırımlar yapıyor. Peki ama insansız hava araçlarının mantığı nedir? Bunlar hangi üslerde tutuluyor? Acaba sadece bu insansız hava araçları için özel üsler inşa ediliyor mu? Bir dönem Amerika'nın dünyanın çeşitli yerlerinde insansız hava araçları için üsler yaptığı söylenmişti. Ancak Amerika bu üslerin nerede olduğunu bir türlü kamuoyuna açıklamıyor. Yemen'de, Arabistan'da, hatta Pakistan'da üsler olduğu dile getiriliyor. Gazeteci yazar Güran Savgı, Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava araçlarına ciddi yatırımlar yaptığını ve üslerini de buna göre dizayn ettiğini söylüyor. İşte Gürhan Sevgan'ın bu konuyla ilgili görüşleri. İnsansız hava araçları mevzunun başlangıcı aslında Vietnam Savaşı'na dayanıyor veya Afganistan'a dayanıyor. Vietnam'da Amerika, Afganistan'da da Rusya kendi konvansiyonel silahlarıyla çok kayıp verdiklerini görünce yeni bir arayışa girdiler. Ve bu savaşlardan çıkarılan derslerle insansız hava araçları ve diğer teknolojik silahlara ağırlık verildi. Bu insansız hava araçlarının ilk olarak dünyada bilinen kullanımı Bosna Savaşı'nda meydana geldi. Bosna Savaşı'nda oldu. Amerika burada kullandı. Türkiye'de malum terörle mücadele ediyor ve düzenli orduyla tamamen kökü kazınamayan, dağda dolaşan terörist yapılar var. Bunun için Türkiye'nin de insansız hava araçları kullanması daima gündeminde oldu. 1990'lardan beri gündeminde oldu. 1994'te ilk olarak Türkiye bu uçaklardan kiraladı ve bir süre kullanıldı. Amerika'da şu anda bilinen, yani kamuoyunun bildiği, dünya literatürüne sızmış Global Hawk denen insansız hava aracı türleri var, uçaklar var, insansız uçaklar var. Bunlar 60 bin fitte 480 km hızla uçabiliyor, 60 bin fitte. Şu anda bizim Amerika'dan almak istediğimiz uçak ise ancak bunun yarısı kadar 30 bin fitte ve bunun yarı hızında uçabilen model, Amerika'dan almak istediğimiz model. Bu insansız hava araçları ihtiyacı ilk olarak belirdiğinde Türkiye bu konuda çalışma yapmadığı için, uçak konusunda bir sanayi geliştirmediği için ne yapalım? Dışarıdan alalım dendi ve İsrail'e başvuruldu. Çünkü bu teknoloji yerinde bulunduran Amerika ve Çin gibi ülkeler Türkiye'deki bu ihtiyaçla ilgilenmediler o zaman.
İsrail ile temin anlaşması yapıldı. 4-2-4 şeklinde bunların teslim edileceği söylendi. Ortak üretim modeline gidildi. Tayyi ile bir İsrail firması. Ortak üretimde Türkiye bu insan savaş aracının Heron'un kamerasını yapma görevini üstlendi. Aselsan bir kamera geliştirdi ve bu kamera uçağa takıldığında uçağa ağır geldi. Çünkü İsrail'in orijinal kamerası, aynı işi yapan orijinal kamerası 30 kilogramken bizim kendi yaptığımız kamera 60 kilogramdı. Bu sefer de bu uçakların havada kalma süresi çok önemli ve yükselebildiği tavan çok önemli. İsrail'den aldığımız, daha doğrusu bizim kamerayı İsrail'e gönderdiğimiz, İsrail'de takılan ve İsrail'de bu kamera takılırken içine paralel görüntüleri İsrail'e sevk edecek çipler takmış olabileceği, buna imkan verebilecek bir şekilde yapılan bu insan savaş aracı uygulamasında istenen başarıyla ulaşılamadı. Çünkü 60 kiloluk kamerayı takınca 30 bin fite değil 24 bin fite kadar çıkabildi. Peki bu insansız hava araçları nerede ve ne amaçla kullanılıyor ve bunları kim kontrol ediyor? Pentagon'da insansız hava araçlarını kontrol eden çok özel bir ekip var ve bu ekip dışında insansız hava araçlarının kullanımını, teknolojisini kimse bilmiyor. Elbette Amerika Birleşik Devletleri NATO kapsamında bazı ülkelere bu teknolojiyi ihraç ediyor. Ancak işin sırrını pek de kimseye vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri aslında iklimlerle mücadele ederken bu teknolojiye sıklıkla başvurmuştu. ABD'nin orta eyaletlerinde genelde tayfunlar ülkeye çok büyük zararlar veriyorlar. Ve insansız hava araçları sayesinde Amerika bu teknolojiyi çok iyi kullanmış ve bazı fırtınaların önüne geçmişti. Elbette daha sonra bu işin konsepti değişti ve Amerika Birleşik Devletleri insansız hava araçlarını terörle mücadelede kullandı. Başta iklimlerle mücadele ederken daha sonra terörle mücadelede bu işe başvuruldu. Peki ama bunların dışında Amerika Birleşik Devletleri insansız hava araçlarını nerede kullanıyor? Acaba nükleer denemelerde de insansız hava araçlarına başvuruluyor mu? İşte insansız hava araçları ve bunların nerede, niçin kullanıldığı. İHA'lar çok geniş bir yelpazede kullanılırlar. Bunlardan bazıları uzaktan algılama, keşif ve nakliyedir. Uzaktan algılama amacıyla üretilen İHA'ların bünyesinde elektromanyetik tayf algılayıcıları, biyolojik ve kimyasal sensörler bulunmaktadır. İHA'lar bünyesindeki elektromanyetik sensörler içerisinde tipik görsel spektrum, infrared ve yakın infrared kameralarıyla radar sistemleri mevcuttur. Diğer elektromanyetik dalga dedektörleri ise mikrodalga ve ultraviyole spektrum algılayıcıları olmakla birlikte çok fazla kullanılmazlar. Biyolojik algılayıcılar, havada bulunan çeşitli mikroorganizma ve biyolojik etkileri araştırmaya yarar. Kimyasal algılayıcılarsa havada bulunan elementleri inceler. İHA'lar sahip oldukları özelliklere göre yük taşıma kapasitesine sahiptirler. Yükler en fazla ana gövde içerisinde bırakılan boşlukta taşınır. Helikopter şeklindeki bazı İHA'larda ise gövde altına takılarak taşınır. Uçak gövdeli İHA'larda gövde dışında yük taşıyabilir ancak bu sırada uçağın aerodinamik yapısının bozulmamasına özen gösterilmelidir. Bu gibi durumlarda genellikle gövde dışına takılan aerodinamik tüpler içerisinde yük taşınır. İnsansız hava araçları, pilotlu araçların uçamayacağı çok tehlikeli görevlerde rahatlıkla kullanılabilir. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, bir kasırga avcısı olarak 2006 yılından bu yana aerosonde insansız uçak sistemini kullanmaya başladı. Daha önceleri insanlı hava taşıtlarıyla tayfunların uzağından alınan veriler, günümüzde aerosonde sistemi sayesinde tayfunun içerisinde kolaylıkla alınabilmektedir. Araştırmacılar ayrıca diğer gezegenler keşfetmek için insansız hava araçları geliştiriyorlar.
Örneğin insansız hava aracı adında bir entomopter kanatlarını çırparak kullanır. İnsanoğlu özellikle 20. yüzyılın başından itibaren teknoloji alanında ciddi yatırımlar yaptı ve önemli ivmeler kazandı. İlk kullanılan bilgisayarlarla bugünkü bilgisayarlara baktığımız zaman nereden nereye geldiğimiz çok net bir şekilde görülebiliyor. Artık NASA ya da diğer ülkelerin büyük üsleri sayesinde başka gezegenlerde bile neler olduğu rahatlıkla saptanabiliyor. Peki ama ortaya hemen şöyle bir soru çıkıyor. Neticede bu araçları yapanlar, kullananlar yine insanlar. Amerika Birleşik Devletleri insansız hava araçlarını terörle mücadelede kullandığı kullanıyor. Ancak her zaman da doğru hedefleri vuramayabiliyor. Bazen sapmalar sayesinde, örneğin Yemen'de, Afganistan'da bunlar sıklıkla yaşandı, siviller öldürüldü. Ya da bunlar bilerek mi yapıldı? Ali Selman Demirbağ, özellikle elektromanyetik dalgalar ve sensörler konusunda gerçekten önemli çalışmalar yapmış bir isim. Ve bu teknolojilerin nasıl çalıştığını, nasıl kontrol edildiğini çok iyi biliyor. Bazen Amerika Birleşik Devletleri kasıtlı olarak insansız hava araçlarını siviller üzerinde deniyor olabilir mi? Ya da teknolojiler tam emin olunamadığı halde bu tür sapmalar yapabilir mi? İşte Ali Selman Demirbağ'ın bu konuyla ilgili görüşleri. Vuruş gücü her zaman insansız hava araçlarının vuruş gücü her zaman tam hedefi vurma noktasının tam hedefi vuramayabilir. Bu da gayet normaldir. Çünkü elektromanyetik sinyallerle çalışmaktadırlar. Eğer hedef analizi başarılı değilse, daha önceden yapılmış olan altyapı çalışması başarılı değilse, insansız hava araçlarında da yani bu aracın suçu değil tabii ki. Başta altyapının düzgün hazırlanmamış olması. Irak'ta 2003 Irak Savaşı öncesinde Amerikan insansız hava araçları Irak'ta kimyasal ve biyolojik silahlar olduğuna dair çok önemli bulgular elde ettiler. Hatta bu konuda Colin Powell'ın çok önemli sunumları Amerikan hükümetine, hatta NATO'ya, Birleşmiş Milletler'e sunumları oldu. Bu sunumların hepsinde kullanılan istihbarat çalışmaları tamamen insansız hava araçlarının çekmiş olduğu görüntülere dayanmaktadır. İHA'ların asıl kullanılma amaçları maliyet, zaman ve yetişmiş eleman kaybının engellenmesidir. Bu tarz hadiselerde normal bir uçak kullandığımızda, jet uçağı kullandığımızda yakıt anlamında büyük problemler yaşamaktayız. Yakıt ikmal, havada ikmal gerekmekte. Ayrıca uçağı kullanan pilotun iş gücü, yorgunluk ve çalışma saatleriyle alakalı sıkıntılar, kokpit yükü ve uçağın pilot yükü, bunların daha uzun menzilli ve daha iyi savaşmalarını engellemektedir. İnsansız hava araçlarında bu tarz dezavantajlar olmuyor. Çok çeşitli yakıt türü kullanabiliyorlar. Güneş enerjisiyle bile çalışan insansız hava araçları mevcut. Hatta en son DARPA'nın Amerikan savunma sanayiyle imzalamış olduğu bir anlaşmada 5 yıl boyunca hiç yere inmeden bir İHA yapımına başlandı. Bu da zaten insansız hava araçlarının önemini bize göstermektedir. İnsansız hava araçları 6 değişik şekilde kullanılmaktadır. Hedef ve yem olarak kullanılmaktadır. Düşman hava savunma savaş uçaklarına karşı yem olarak ya da hedef olarak kullanılabilmektedir. Keşif ve gözetleme amaçlı kullanılmaktadırlar. Düşman bölgelerinin ya da hedef bölgelerin lojistik desteklerini tespit edilmesi ve yok edilmesi amaçlarına kullanılmaktadır. Bir de silahlandırılarak direkt yok etme amaçlı kullanılan İHA'lar mevcuttur. Her insansız hava aracı silahlandırılmış değildir. Bunların sadece Amerikan envanterinde ve İsrail envanterinde olanlar, Predator'lar sadece silahlandırılmış insansız hava araçlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri insansız hava araçlarını 2000'li yıllardan itibaren terörle mücadelede ciddi bir şekilde kullanıyor. Her ne kadar bazen siviller öldürülmüş olsa da bu teknolojiden asla vazgeçmiyor. Keza İsrail'de kendi bölgesinde terörist olarak gördüğü hemen herkesi bu teknoloji sayesinde buluyor. ABD El-Kaide'nin birçok ismini, yine İsrail kendi bölgesinde düşman gördüklerini bu teknoloji sayesinde buldu ve öldürdü. Türkiye'de
bu teknolojiyi yakın zamana kadar pek kullanmıyordu. Biz daha çok İsrail'den aldığımız Heron'ları kullanıyorduk. Ancak özellikle Amerika'nın kullandığı ve teknolojisini kimseye vermediği Predator'lar dünyanın en gelişmiş insansız hava araçları. Peki bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri bu teknolojiyi nerede, nasıl kullandı ve ne gibi sonuçlar elde etti? MQ-1 Predator model, AGM-114 Hellfire yüklü İHA'lar günümüzde hassas bölgeleri bombalamakta kullanılmaktadır. Silahlı ilk Predator 2001 yılı sonundan itibaren Pakistan ve Özbekistan'da üstlenmeye başlamıştır. Çoğu zaman suikast amaçlı olarak Afganistan topraklarında kullanılmaktadır. 2001'den günümüze Afganistan'da üstlenmiş bulunan bazı İHA'ların Pakistan içerisinde suikastlerde kullanıldığı da rapor edilmiştir. İnsanlı uçak yerine bu gibi durumlarda insansız hava araçlarının kullanılmasının en önemli artısı, pilotlu bir uçağın vurularak düşürülmesi ve pilotun yakalanması durumunda meydana gelen diplomatik utançtan kaçınılmasıdır. Ancak günümüzde İHA'ların dost kuvvetleri vurulması veya izinsiz saldırılar sonucunda sivil insanların ölmesi bu utancın yerini almıştır. Arap ülkelerinde üstlenmiş bulunan bir Predator, 3 Kasım 2002 tarihinde Yemen'de yaşamakta olan bir El-Kaide teröristine suikast düzenleyip öldürmüştür. Bu, Afganistan harici bir ülkede yapılan ilk saldırı olarak kayıtlara geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan'ın kuzeyinde El-Kaide ile savaşmak için edindiği en yetkili yöntem insansız hava araçları oldu. Öldürülen onlarca küçük ve orta rütbeli El-Kaide elemanı yanında çok miktarda sivil de öldü. 2008-2009'da her öldürülen militan için yaklaşık 10 sivil öldürüldü. Hesaplamalara göre Irak Savaşı her Amerikan vatandaşı için 10.500 dolara mal oldu. Afganistan'da ise öldürülen her El-Kaide üyesi için 1.3 milyar dolar harcandı. 2010 yılında Pakistan'ın kuzeyindeki ilan edilmemiş savaşta Amerikan insansız hava araçları 202 hedef vurdu. İnsansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar Amerika Birleşik Devletleri yönetimi içinde de tartışmalara sebebiyet vermektedir. CIA'nin terörle mücadele biriminin 2004-2006 arasında başında bulunan ve daha önce de Pakistan'daki CIA bürosunun şefi olan Robert Graner, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelerde teröre karşı yürüttüğü politikayı eleştirdi. Graner, Guardian'a verdiği röportajda insansız hava aracı saldırılarına ağırlık veren programların çok fazla sivil ölümüne yol açtığını ve ortaya çıkan kaos ortamının teröristler için çok elverişli, güvenli cennetler yarattığını söyledi. Dünyanın bütün ülkelerinde aslında insansız hava araçlarının kullanımı konusunda net bir fikir birliği yok. Özellikle Amerikan yönetiminin içinde İnsansız hava araçlarının teröristlere güvenli yer sağladığı gibi iddialar da her zaman dile getiriliyor. Bir zamanlar Pakistan Bölge Başkanlığı yapmış CIA uzmanı Robert Greiner bu eleştirilerini Obama yönetimine sıklıkla dile getiriyor. Artık Afganistan'da, Irak'ta ya da başka yerlerde insanların insansız hava araçlarının nereye nasıl gideceğini çok iyi bildiğini ve buna göre de tedbir aldıklarını ileri sürüyor. Amerikan Senatosu'nda da bu konuda çok ciddi tartışmalar olmuştu ve Robert Greiner'e hak verilmişti. Ancak Amerikan yönetimi ise şu anda terörle mücadelede insansız hava araçlarından daha iyi bir teknoloji olmadığını dile getirmişlerdi. Türkiye'de yıllardır uğraştığı PKK ile en nihayetinde 2011'in sonlarına doğru ciddi sonuçlar almıştı ve bu da insansız hava araçları sayesinde olmuştu. Tabii akla
hemen şu soru geliyor. İnsansız hava araçları kimin kontrolünde ve bu teknolojiyi kim üretiyor? Şu ana kadar eldeki verilere göre bu teknolojiyi en çok ABD üretiyor ve en güçlü bilinen insansız hava aracı da Predator. Diğeri ise İsrail'in ürettiği Heronlar. Türkiye'de bu Heronları çok kullandı. Ancak bunlar Predatorlar yanında pek de etkili kalamıyorlar. Türkiye'de Aselsan'da Anka isimli insansız hava araçları üretimine başladı. Belki de ileride biz de bu konuda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağız. Ancak ortaya çok net çıkan bir gerçek var. Dünyada savaş konsepti yepyeni bir hal alıyor. Artık askerlere pek de ihtiyaç kalmıyor. Yani filmlerde gördüğümüz robotlar aslında savaşları yeniden tanımlıyor. Reklamlardan sonra bilim dünyasında insan savaş araçları konusunda yapılan son araştırmaları, yeni savaş konseptlerini ve bu konseptlerin nerede kullanıldığını konuşacağız. Komplo teorisi reklamlardan sonra devam edecek. Ortaya çıkan yepyeni silahlar, yepyeni teknolojiler ve yepyeni insansız hava araçları ve bunlar yüzünden de dünya yeniden bir kutuplaşmaya doğru gidiyor. Çünkü insansız hava araçlarını bugüne kadar en etkili kullanan ve bu teknolojiye sahip olan ülke Amerika. Dolayısıyla diğer NATO ülkeleri de bu teknolojiden faydalanıyorlar. Ancak başta Rusya olmak üzere Çin'in elinde bu tür silahlar yok. Ülkelerin gayri safi milli hasılları göz önüne alındığı zaman yakın zamanda da bu araçlara sahip olmaları pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Çin yaptığı yatırımları da yavaş yavaş bu alana doğru kaydırmaya başlıyor. Belki bir 10 yıl, 20 yıl sonra insansız hava araçları konusunda dünya yepyeni bir yere gelecek. Belki de Amerika Birleşik Devletleri bu teknolojiyi daha da geliştirecek. Ancak bu teknolojiler yüzünden de ülkelerin birbirine karşı düşman olması içten bile değil. Gazeteci yazar Güran Savgı da benzer tehlikelere dikkat çekiyor ve önlem alınması gerektiğini söylüyor. Çünkü ona göre bir zamanlar petrol ya da doğal kaynaklar için yapılan savaşlar yeni yeni bu tür meselelere kayacak. Yani teknoloji yüzünden ülkeler birbirine düşman olabilir. İşte Gürhan Savgı'nın bu konuyla ilgili görüşleri. Dünyadaki savaşlardan ve çatışmalardan alınan derslerle bu tip ileri teknolojik savaş aygıtlarının önemi iyice anlaşılıyor artık. Mesela İran kendi insansız uçağını geliştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın MQ-170 denilen insansız hava aracını, ki bu görünmezlik teknolojisiyle de kaplanmış bir şey, insansız hava aracı. Bunun frekansına girerek İran bunu indirdi. Ve bundan kendi teknolojisini geliştirmek için faydalanıyor şu anda. Ama İran'ın teknolojisi her ne kadar bunu yapsa da İngiltere ve İsrail'le yarışabilecek gibi değil. Rusya'nın bu kadar büyük bir havacılık sanayi olmasına rağmen, geçmişte kendi yolcu uçaklarını, savaş uçaklarını yapıyor olmasına rağmen, İsrail'le 400 milyon dolarlık bir insansız hava aracı alım anlaşmasına imza attı. Sanıyorum 40-50 civarında bir insansız hava aracı Heron alacak ve 50 kadar Rus subay da eğitilmek üzere İsrail'e gitti. Yani bu anlaşma bize insansız hava aracı geliştirmenin ne kadar gelişmiş ve üstün bir teknoloji, arkada bir sanayi gücü, yani sivil sektöre de çalışan bir sanayi gücü olması gerektiğini gösteriyor. 10 adet Heron alacaktı Türkiye. İşte biraz önce bahsettiğim ağırlık problemi, istenilen verimi vermemesi ortak üretimde. Ki burada bunu büyük ihtimalle işin uzmanları şunu söylüyorlar. İsrail bunu biliyordu. 60 kilogram bizim taktığımız kamerayla da uçmayacağını bilerek sessiz kaldı. Bu iddia ediliyor. Bugün bu 10 adet insansız hava aracından 5'i ancak uçurulabiliyor. 5'inin akıbeti henüz belli değil. Bir de işte bizim kendi yaptığımız Anka var. Onun şu anda Heron kadar verimli ve teknik özellikleri üstün değil.
Onun 2013'te ordunun envanterine katılması bekleniyor. Bir de iki şirketin yaptığı küçük insansız uçaklar var. Geçtiğimiz günlerde de bu şirketlerden birinin mali yetkilisi Sarıyer'de boğazı kesilmiş olarak bulundu. Onlarla ilgili de kamuoyuna bir şey yansımadı. Yani ne kadar verimli olarak kullanıyor. Onlar daha küçük tipte insansız uçaklar. Ama her halükarda bu çalışmaların devam ettirilmesi gerekiyor. Ve bunu yapan şirketlerin sadece savunma sanayine yönelik çalışmaması gerekiyor. Çünkü bu insansız hava araçları birçok sivil uygulamalarda da kullanılabiliyor. Mesela Amerika'da meydana gelen bir sel felaketinde bu insansız hava araçları bulutların içinde, bulutlar açılmadan kötü hava koşullarında veya kum fırtınalarında dahi görüntü alabiliyor, enkazı belirleyebiliyor ve birçok sivil amaçlarla kullanım imkanları da mümkün. Eskiden yapılan savaşlarla günümüzde yapılan savaşlar arasında artık çok büyük değişiklikler var. Ta Roma İmparatorluğu'ndan günümüze kadar birçok savaş konsepti denendi, icra edildi. Eskiden yüz binlerce insan bir kıtadan diğerine gider gelirdi. Savaşlara gitmek bile belki 3 yıl, belki 5 yıl alırdı. 20. yüzyıldan sonra başta Amerika olmak üzere yepyeni savaş konseptlerine yöneldiler. Artık bir yerden diğerine gitmek uçaklarla, gemilerle oluyordu. Elbette yine yüz binlerce asker bir kıtadan diğerine hemen gidebiliyordu. Belki eskiye oranla bu zaman dilimi kısaldı. Ancak insan hava araçları sayesinde artık insana bile pek gerek kalmadı. Dolayısıyla savaş konseptleri de yeniden yazılıyor. Ve bunu yazan da insansız hava araçları. Acaba insan hava araçları sayesinde savaşlar nasıl bir hal alıyor? Acaba insanlara bundan sonra hiç ihtiyaç duyulmayacak mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı, Pentagon'un büyük savaşlar yerine küçük gizli operasyonlara odaklanma stratejisinin bir yansıması olarak konvansiyonel kuvvetlerini azaltırken, insansız hava araçları ve özel operasyon üslerinin küresel ağını genişletmeyi planladığı belirtiliyor. Türkiye ve Ürdün'ün doğusunda Irak sınırına yakın yeni özel operasyon üslerinin kurulmasının değerlendirildiği bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Wall Street Journal, daha çok insansız hava aracı, daha az asker başlığıyla yayınladığı geniş haberinde, Pentagon'un konvansiyonel kuvvetlerini azaltırken insansız hava araçları ve özel operasyon üslerinin küresel ağını genişletme konusunu değerlendirdiğini kaydetti. Strateji, Obama yönetiminin geniş savaşlar yerine giderek küçük gizli operasyonlara odaklanmasını yansıtıyor diyen gazete, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Afganistan'dan aşamalı çekilmesi paralelindeki yeni stratejisinin çerçevesinde önerilen üslerle ilgili olarak yetkililerin önerilen üslerin birçoğunun gizli ve geçici olarak küçük komando timlerini barındırabileceğini söylediklerini de belirtti. Wall Street Journal, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine dayanarak Pentagon'un 2013 mali yılındaki 525 milyar dolarlık bütçesinin 10 yıl içinde yapılması öngörülen 487 milyar dolarlık kesintinin ilk kısmını içereceğini, yine önümüzdeki 4 yıl içinde özel operasyon güçleri için tahsis edilen kaynaklarda %10'luk artış öngörüldüğüne dikkat çekti. Ayrıca gazetenin haberine göre ABD'li yetkililer, askeri liderler Türkiye ve Ürdün'ün doğusunda Irak sınırına yakın yeni özel operasyon üslerini kurmayı da değerlendirdiklerini söylediler. Bunlar da bölgede var olan Yemen, Somali ve başka yerlerdeki misyonlar için kullanılan insansız hava araçları ve personel ağına eklenecek. Peki acaba Türkiye insansız hava araçları konusunda nasıl bir teknolojiye sahip
ya da Aselsan'da bu konuda ne gibi çalışmalar yapılabiliyor? Türkiye özellikle 1980'li yıllardan sonra kendi teknolojisini üretmek için ciddi çalışmalar yaptı. Artık yeni yeni silah modellerini yapıyor, deniyoruz. Ve bu da Aselsan'da ciddi bir şekilde başarılı oluyor ve ivme kazanıyor. Türkiye özellikle PKK ile mücadelede İsrail'den aldığı Heron'ları kullanıyordu. İsrail aramız artık eskisi gibi iyi olmadığı için bu teknolojiyi kullanmayı bıraktık. Ve daha sonra da Amerika'dan istediğimiz Predator'lere kullanmaya başlayacağız. Ancak bunun için tam olarak bir izin çıkmadı. Türkiye bir yandan da Aselsan'da Anka isimli bir insansız hava aracı üretti. Acaba bu insansız hava aracı Amerika ya da İsrail'inki kadar güçlü ya da etkili mi? Ali Selman Demirbağ, Türkiye'nin bu konuda ciddi yatırımlar yaptığını ancak istenilen seviyeye gelmek için biraz zamana ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Çünkü teknolojik anlamda bir anlamda yol kat etmek öyle çok kolay olmuyor. İşte Ali Selman Demirbağ'ın bu konuyla ilgili görüşleri. Aselsan insansız hava araçlarıyla alakalı ve TAI ile birlikte zaten üretim TAI tarafından yapılmaktadır. TAI çok uluslu bir şirkettir. Bildiğim kadarıyla %51 olması lazım ya da çoğunluk hissesi Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olup Türk ordusuna ait olup geri kalan hisseleri NATO ülkelerine aittir ve çok uluslu bir şirket olarak birçok ülkeden mühendislerin ve bilim adamlarının çalıştığı bir kuruluştur. TAI bizim aslında gökyüzü ve uzay araştırmaları enstitümüzdür. Aselsan'la da bu konuda ortak çalışmaları çok fazladır. Bizim 4 çeşit insansız hava aracımız mevcut. Zaten envanterde olup da kullanılmaktadır. Onun dışında silahlı, yani Anka projesi, silahlı vuruş gücüne sahip insansız hava aracı üretimi şu an gerçekleştirildi. Prototipi gerçekleştirildi ve uçuşa başlandı. Fakat bazı bürokratik engeller söz konusu. Şu an bu projeden vazgeçilme aşamasına gelindi. Projenin askıya alınması. Zira Amerikan silahlı lobisinin çok etkili olması ve dünyadaki %60 insansız hava aracı üretimine sahip olması, bunun dışında teknolojisinin çok ileri olması sebebiyle tercih edilmesi, bütün ihaleleri kazanması sebebiyle şu an Anka'nın daha da geliştirilmesi gerekmekte. Şu an İbre Predator'lere döndü. Yapılacak zaten ilk ihalede alınacak olan insansız hava araçları Predator dediğimiz vuruş gücüne sahip Amerikan insansız hava araçlarıdır. Ve insansız hava araçlarının bizim gündemimize girmesi daha çok PKK olayları ve terör olayları ve Heron'ların İsrail tarafından parasının ödendiği halde bile bize tarafımıza gönderilmemesi ya da bir tanesinin gönderilmesi ya da bunun dışında alınan istihbarat bilgilerinin önce uydu tarafından İsrail'e veya Amerika'ya gönderilmesi, daha sonra bize gelmesi şeklinde birçok tartışmalara yol açmıştır. Bu gayet de doğaldır. Çünkü istihbarat amaçlı kullanılan insansız hava araçlarında yazılım önce bilgiyi depolar, sonra ilk merkeze, ana merkeze gönderir, sonra diğer yan merkezlere gönderir. Bu şekilde programlanmışlardır. İsrail'in Heron'ları bize vermemesi ve diplomatik birçok sıkıntıdan sonra Amerikan hükümeti tarafından çok ilginç bir şey yapıldı. Dünyada ilk defa karşılaşılan bir durum. Amerika silahlandırılmış Predator isimli insansız hava araçlarını, bunların vuruş gücü vardır, Heron'larda vuruş gücü yoktur, bu araçlardan iki tanesini kendi envanterinden çıkarıp, Akdeniz'deki uçak gemisilerinden çıkarıp Türk ordusuna teslim ettiler. Bunun yanında iki tane de Super Cobra helikopteri verdiler. Bu Super Cobra helikopterlerinin dünyada şu an satışı yasak. Bunu almak için sıraya giriyorsunuz, satışı olsa bile işte 4-5 milyar dolar para ödüyorsunuz bir tanesi için ve 5-6 sene bekliyorsunuz, sizin adınıza üretiliyor ve daha sonra size satılıyor. Fakat Amerikan ordusu daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı ve envanterinde bulunan iki tane Super Cobra helikopteri terörle mücadelede kullanmak için, diğerinde de Predator'ların, Heron'ların başarısız olması, Heron operasyonlarının başarısız olması nedeniyle Predator'larını, silahlandırılmış Predator isimli insansız hava araçlarını Türk envanterine, Türk ordusunun envanterine teslim etti. Amerika bu böyle bir hadiseyi niye gerçekleştirdi? Niye envanterindeki silahları Türk ordusuna, en gelişmiş silahları Türk ordusuna teslim etti? Amerika'nın bir projesi mevcut. Şu an dünya üzerinde
savaşla değil de ticaretle bölgeye hakim olmak istiyor. Bundan önceki planı malum sizin de bildiğiniz gibi bölgede çatışmalar, savaş ve iç karışıklıklarla bölge üzerinde hakimiyet ve kontroldü. Fakat bunun işe yaramadığını, çok fazla maliyet gerektiğini ve can kaybına sebep olması nedeniyle kamuoyundan da aldığı tepkilerle bundan vazgeçmek zorunda kaldı. Şu anki stratejisi de 1970'lerde olduğu gibi bölgede ticareti geliştirerek tamamen ticaret üzerinden bölgede kontrol ve hakimiyet sağlamak. İnsanoğlu bilimsel meselelerde doğaya sıklıkla başvuruyor. Zaten doğanın dilini rahatlıkla anlasa teknolojik seviyeler çok daha ileri noktalara gelebilir. Başta Isaac Newton olmak üzere Albert Einstein'a kadar birçok bilim adamı doğadan faydalanmışlardı. Skorsky helikopterini yapan bilim adamları bir tatlı su balığı olan teleskoptan yararlanmışlardı. Onun yüzme biçimi, dalma biçimine bakarak bu teknolojiyi üretmişlerdi. Aynı şey bugünlerde insansız hava araçları için de geçerli. Başta İsrail'li bilim adamları olmak üzere böceklerin neredeyse tamamına yakını inceleniyor. Çünkü böceklerin uçma, kalkma ve kanatlarını hareket ettirme biçimi bilim adamlarına büyük ilhamlar veriyor. Belki de yakında gelen haberlere göre çok küçük uçaklar yapılabilecek ve istenilen neticeler daha kolaylıkla elde edilecek. İşte bilim adamlarının insan hava araçları konusunda böceklerden faydalanarak nasıl bir teknoloji geliştirdiklerinin perde arkası. İsrail'in Hayfa şehrindeki Teknikon Havacılık Laboratuvarı uzmanları, böceklerin uçuşunu uzaktan kontrol etmeye yarayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Finansmanını ABD ordusunun sağladığı bu projeyle, böcekler insansız hava araçları gibi kullanılabilecek. Profesör Daniel Weiss yaptığı açıklamada, böcek boyunda bir insansız hava aracı geliştirmek için izleme ve kontrol sistemlerinin yanı sıra enerji kaynaklarına ihtiyaç duyarsınız dedi. Teknikon'dan Dr. Gal Ribak ve Tel Aviv Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı ile birlikte çalışan Weiss, deneylerin detayları konusunda çok fazla bilgi vermekten kaçındı. Ancak Weiss, çalışmaların finansmanının ABD ordusu tarafından sağlandığını söyledi. Aynı zamanda kısa bir süre öncesine kadar İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın baş uzmanı olan Weiss, böcekler ve hayvanlar üzerindeki havacılık çalışmalarında lider bir isim. Ekibin laboratuvarında bir uçak donanımı yerine akvaryumlar ve içi böceklerle, sineklerle, çekirgelerle dolu kutular var. Uçuş simülatörünün karşısında havada bir çekirge asılı. Simülatör çalışmaya başladığı anda çekirgede hızla kanatlarını çırpmaya başlıyor. Araştırmanın erken safhalarında uzmanlar iki kameranın çektiği görüntüleri kullanarak çekirgenin uçuş sırasında kaslarının nasıl hareket ettiğini belirliyor. Çekirgenin kaslarına takılan elektrotlar da uçuş sırasında böceğin vücudunda dolaşan elektrik akımlarını tespit ediyor. Uzmanlar bu iki veriden elde edilecek bir kodu kullanarak böceklerin kaslarındaki hareketleri kontrol etmeyi başaracaklarına inanıyor. Weiss, örneğin A koduyla B kasını kontrol ederek çekirgeyi sağa döndürüyorum, C hareketiyle ise D kasını hareket ettirip sola döndürüyorum, dedi. Ribak ise asıl önemli olanın böceği sürekli değil, ihtiyaç olduğu zaman kontrol etmek olduğunu belirtiyor. Şimdiye kadar bunu yapmayı başaramadıklarını ifade eden Ribak, yaptıkları deneylerin hayvanlara zarar vermediğini de sözlerine ekledi. Gördüğünüz gibi insansız hava araçları artık dünyanın bir gerçeği. Ne yaparsak yapalım, tıpkı bir zamanlar kabul etmediğimiz cep telefonları gibi insansız hava araçları herkesin kullandığı bir enstrüman olacak. Belki de savaş konsepti tamamen onların üzerine kurulu olacak. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda istediklerini
yavaş yavaş almaya başlıyor. Ve bu teknoloji sayesinde de çok büyük bir avantaj yakalayabiliyor. Askeri anlamda caydırıcı olabiliyor. Zaten dünya üzerinde güçlü olmanın en büyük şartlarından bir tanesi çok güçlü ordunuzun olması. Japonya dünyanın en büyük ekonomilerinden birisidir. Ancak ordusu olmadığı için hiçbir zaman dünya üzerinde güçlü bir ülke olarak kabul görmez. Çin'in milli hasılası belki Japonya'nın yarısı kadar. Ancak elinde çok güçlü silahlar olduğu için dünyada önemli bir aktör olarak kabul ediliyor. Aynı şey 10 milyonluk nüfusuyla İsrail için, 60 milyonluk nüfusuyla İngiltere için de geçerli. Ve bu ülkeler gücünü tamamen savaş teknolojilerinden ve bütçelerinden alıyorlar. Belki 200 yıl önce, 300 yıl önce sayıca üstün olmak dünyada çok şey ifade ediyordu. Artık günümüzde ülke nüfusunuzun 100 milyon, 200 bin olmasının hiçbir anlamı yok. Ve bunun en belirgin örneği de İsrail'dir. O kadar küçük nüfusuna rağmen dünyanın 4. büyük askeri gücüne sahip ve bu da teknoloji sayesinde oluyor. İnsansız hava araçları da ülkelerin ekonomilerine güç veren, onların ordularını caydırıcı yapan unsurlardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri 2012 yılında askeri anlamda tam 700 milyar dolarlık bir bütçeye sahip. Bu da ülkenin sırtında çok büyük bir yük demek. Ancak yapılan hesaplamalara göre eğer insansız hava araçları ve buna benzer teknolojiler daha da gelişirse askeri harcamalar neredeyse yarı yarıya düşecek. Yani insanların, ülkelerin artık askere pek de ihtiyacı kalmayacak. Hani bir zamanlar sürekli filmlerde gördüğümüz robotlar belki de gerçek olacak. Bu konuda başta Harvard olmak üzere birçok önemli ülkede de çalışmalar yapılıyor. Türkiye ise Aselsan başta olmak üzere Anka isimli insansız hava aracıyla bu alana girmiş durumda. Ancak geldiğimiz teknoloji itibariyle Amerika'nın ve İsrail'in çok gerisinde olduğumuz herkesin malumu. Artık savaş konseptleri, teknolojiler insansız hava araçlarına, belki de insansız deniz araçlarına doğru yönelecek. Yani insan faktörü iyice azalacak. Türkiye'nin de bu konuya ciddi yatırım yapması ve bütçe ayırması gerekiyor. Böylece dünya üzerinde siyaset belirlerken Türkiye'de etkili olabilir. Önümüzdeki hafta yepyeni bir komplo teorisiyle buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Thank you.